Rus barış güçlerinin bulunduğu 12 İl-76 uçağı Ermenistan'a indi. Rus barışı koruma güçleri subaylar ve 15. Barışı Koruma Tugayı'nın askerleri de dahil olmak üzere 12 İl-76 askeri nakliye uçağının Ermenistan Cumhuriyeti'ne ulaştığı kaydedildi. 200'den fazla askeri personel, zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı araçlar ve iletişim tesisatı teslim ettiler. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türk mevkidaşı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Savunma Bakanlığı Merkez Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüzü ile yaptığı görüşmede Azerbaycan halkı 30 yıldır işgal ettiği topraklarını kurtarmak istiyor diye belirtti. Bakan, bu eylemin Azerbaycan ordusunun gözünü kırpmadan canını vatanı için feda edebileceğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Daha sonra Türkiye'ye sınırsız desteği için teşekkür etti. Azerbaycan ordusu vatan uğrunda devam eden savaşlarda daha bir şehit verdi. Ahmet Nazım oğlu Mehmetov, Karabağ Savaşı'nda düşman kurşunu ile şehit düştü. Ahmet, Kazak ilinin Ferahlı ilçesinde toprağa verildi. Allah tüm şehitlere rahmet etsin. Ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4. operasyon kapsamında Tunceli'nin ortak ismindeki Ahbanos Vadisi'nde jandarma komando ve jandarma özel hareket birlikleri tarafından il jandarma komutanlığına bağlı ve hava kuvvetleri tarafından desteklenen operasyonda 2 terörist silahla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Tunceli Vadiliği'nden yapılan açıklamaya göre bölgede operasyonlar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesine ilişkin bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey başkanın geride bırakacağı mirasa yararı olmayacak dedi. Trump'a bir mesajı olup olmadığı sorulan Biden, Trump ile konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum yanıtını verdi. Dünya genelinde toplam yaklaşık 52 milyon kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü ve 37 milyon kişiyi iyileştirdi. Virüs Asya'da yaklaşık 15 milyon, Kuzey Amerika'da 13 milyon, Avrupa'da 13 milyon, Güney Amerika'da 11 milyon ve Afrika'da 2 milyon kişide tespit edildi. Enfeksiyonların sayısı bakımından ilk 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya'dır. Rusya'da yaklaşık 2 milyon, İran'da 703.288, Türkiye'de 399.360, Ermenistan'da 108.687 ve Gürcistan'da 63.650 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşmış 67.392 kişiden 867'si hayatını kaybetti, 50.009'u tedavi edildi.